Köse Ali Ekürisi tüm yarışseverlere başarılar diler. Merhabalar, iyi akşamlar sevgili Atçılık Kütüphanesi izleyenlere, dinleyenlere ve sevgili yarışseverler. 26 Nisan tarihli İstanbul programını 9 koşu olarak sizlerle birlikte değerlendirmeye çalışacağım. Güzel bir program var, az atlı koşular ama keyifli, mücadeleci yarışlar olmasını bekliyorum ben. Günün birinci koşusuyla isterseniz başlayalım. Burada iki ismi sizlere değerlendireceğim. 4 numaralı Fuat Ağa, özellikle son koştuğu yarışı üst grupta iyi isimlerle çok iyi oyun bir dördüncülük aldığı yarıştan mücadelesini beğendim. Daha uygun rakipler arasında Görkem Özçelik'le uzun mesafede ve çimde bence günün çok avantajlı ismi Fuat Ağa favorim. Yanına tek bir rakip önereceğim. Onu da aslında kendine bir gidişat avantajı yaratabileceğini düşündüğüm için ilk rakip ve tek rakip olarak önereceğim. 1 numaralı Cebe Bey. Orijinine baktığımızda öz kardeşlerinin çim pistte ve uzun mesafede grup mücadeleleri, üst düzey mücadelelerde birincilikler kazandığını görüyoruz. O yüzden çim pisti yadırgayacağını ben hiç düşünmüyorum. Ama yapması gereken şey yarın için numaraya çıkması. Burada çok seri bir isim yok. Bence Cebe Bey iyi bir tempo atı. Olur da gelip numarayı alırsa, yarışın temposunu belirlerse bence kendine çok ciddi bir avantaj yaratır. Yarışın kazananı olabilir. O yüzden bu ismi Fuat Ağa'ya ilk ve tek ciddi rakip olarak önereceğim. 4 numaralı Fuat Ağa, 1 numaralı Cebe Bey. Günün ilk koşusundan tercih edeceğimiz iki isim olarak yazalım sevgili yarışseverler. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı Arap taylarının bir maiden mücadelesi var. Burada 3 iyi tay var, aynı koşuya denk gelmişler. O yüzden bu 3 ismi ben ayıramadım. Kim bunlar? 2 numaralı Altepe, Bursa'da iyi start alıp virajdan sonra liderliği aldı. Sona kadar da direnmeye çalıştı ama sonlarda kuvvetli gelen bir rakibine o gün için geçilip ikinci kaldı. İdman pisti görüntüsüne, Bursa'dan gelen idman pisti görüntüsüne özellikle bayıldım. Yine Özcan Yıldırım'la iyi start alıp Beyaz Bayrak Ayna yarışı yapmaya çalışacaktır. Dolayısıyla ilk isim olarak 2 numaralı Altın Tepe'yi yazalım. Rakipleri tabii ki çok ciddi iki rakibi var. 4 numaralı Tekinşah ve 1 numaralı Akbedir. Bu iki tay İstanbul'da ilk şartlı birilerini aynı koşuda start aldılar. O gün için geçildikleri isim Ulu Özgün. Çok kaliteli, çok klas bir tay. Bu sene önemli yarışlarını seyredeceğimiz bir tay. Ona yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Yakın arayla ikinci ve üçüncü kaldılar. Bugün daha tecrübeli bir şekilde bu koşuya katılıyorlar. Yine aynı jokeyler var üzerlerinde. Ben Akbedir'i bu kez jokey avantajıyla, yani Mehmet Kaya bu tür taktik yarışlarını daha iyi yapabilir. Akbedir'i bir adım önde görüyorum Tekinşah'ın önünde. Tabii ki Tekinşah'ı da o güzel yarışıyla ayrımsız yazalım. Bu koşuyu Altıntepe, Akbedir ve Tekinşah olarak bence ayırt etmeden yazalım. Çünkü bu 3 tay da iyi ve kaliteli taylar. Evet sevgili yarışseverler, günün 3. koşusuna geldiğimizde 4 yukarı İngilizlerin bir şartlı 3 mücadelesi. Burada 3 numaralı Dispergator rakiplerinden ayrılıyor. Neden? Çünkü buradaki rakiplerinin birçoğu uzun aralar vermiş, aralardan dönen isimler. Son 2 güzel yarışıyla Dispergator bence buranın çok haklı favorisi ve hatta bankosu olmayı hak ediyor. Uzun bir ara verdi. Geçen sene hiç koşmadı. Önceki sene İstanbul sentetiğinde güzel bir birinciliği var. Grup yarış birinciliği var. Aradan döndü. İki güzel yarış yaptı. Özellikle son yarışı Anabella isimli çok klas bir kısra yakın bir farkla kaybetti. O yarışına göre burayı zorlanmadan kazanması lazım. Ki zaten son 2 yarışında olduğu gibi numaraya da çıkacaktır. Aynı jokey ile bence 3 numaralı Dispergator bu yarışın çok net favorisi ve günün bankosu.
Ve geldik günün dördüncü koşusuna. 3 yaşlı İngiliz dişi taylarının 1900 metrelik bir çim pist mücadelesi. Zor bir koşu görünüyor. Ben burada biraz kalabalık geçmeyi düşünüyorum. Çünkü yavaş yavaş karakterini, yarış kimliklerini kazanacak olan mesafeye çıktıkça bu özelliklerini gösterecek olan İngiliz taylarının mücadelesini seyredeceğiz. Başlayacağım isim 6 numaralı Miralinda. Geçen seneki mücadeleleri daha üst gruplarda ve istikrarlı güzel yarışlar yaptı. Ara sonrası döndüğü 3 yarış var. Totosuna baktığımızda bu seneye iyi başlamamış gibi görünüyor ama o yarışlarda mücadele ettiği isimler neredeyse yılın en iyi erkek tayları. Dolayısıyla devamlı sert rakipler yanında start aldı bu sene. Bugün hemcinsleriyle birlikte ve özlediği çim piste kavuşuyor bu tay. Başlarda biraz sert başlayan, sertlikler yapan bir kısrak bu tay. Aslında jokeyi hiç başlarda tutmayıp bir tempo yarışı yaptırsa, yani önlere yakın, hatta olabilirse numaraya çıkarsa, bence bu kısrak için çok lehine bir durum olur. Favorim 6 numara Miralinda. İdman pistini beğendim. Bu sene özellikle iyi yarışlar binen Hışman Çizik'le ilk isim olarak 6 numaralı Miralinda'yı sizlere önereceğim sevgili yarışseverler. Rakipleri tabii ki var. 2 numaralı Anadolu Destanı. Çok iyi bir pedigreye sahip. Anne Rokoko bildiğimiz çok iyi bir kısraktı. Baba zaten Victoria Galop. Özellikle son yarışı Pranayama'ya geçildiği yarışı mükemmel. O gün için yarış da yavaş gitmişti. Hatta biraz tempoya binse o yarışı da kazanabilirdi. Rakibinin dışını tutsa yine kazanabilirdi. Rakibinin dışına çıkamayınca Halis Karataş o gün iç pisti, yani iç kulvarını tercih etti. Ona rağmen sonlara kadar güzel bir mücadele sergiledi ve yarışı ikinci tamamladı. İkinci isim olarak 2 numaralı Anadolu Destanı'nı mutlaka yazalım. Sonrasında 3 numaralı Anadolu Rüyası. Bu kısrak el değiştirdi. Geçen sene biliyorsunuz güzel yarışları var. Yine uzun mesafeye yatkın güzel bir pedigrisi var. Aradan sonra start alacak ama yeterli hazırlığa mevcut 3 numaralı Anadolu Rüyası'nın. Kaliteli bir kısrak mutlaka yazalım 3. isim olarak. Sonrasında 7 numaralı My Sunshine mutlaka kuponumuzda olması gereken bir kısrak. Özden Yıldırım tercih etmiş. Çim pisti iyi koşacak, yatkın bir pedigriye sahip. Mutlaka yazalım. Sonrasında 1 numaralı Çaça Maça. İzmir'de yine uzun mesafe denebilecek bir mesafede uzak farkla kazanıp bu yarışa geliyor. Mutlaka yazalım. Son olarak yine sürpriz bir isim 9 numaralı Vesper. O da uzun mesafeleri yapabilecek bir isim. Çim pisti de koşar. Son Kocaeli yarışı başlarda bir adaptasyon sorunu yaşadı ama sonlarda çok sert geldi. Ciddi bir yarış yaptı. Bugün uzun mesafe avantajıyla bence kendine bir şans yaratabilir. 6. isim olarak da 9 numaralı Vesper'ı yazarsak bu koşuyu biraz kalabalık geçmiş oluruz ama en azından yarışı güvende seyrederiz. Beşinci koşu Handicap 17 Malayan Racing Association koşusu. 1400 metrelik bir mücadele. Burada sizlere birkaç isimden bahsedeceğim. Öncelikle favorim 1 numaralı Eliminatör olacak. Bu sene bir yarış gördü sentetikteki, çok sert bir gruptu. O yarışta son 200'e kadar da iyi geldi. Hatta bir ara kazanırdaydı. Bu safkanın çim pist performansı daha iyi. Özellikle geçen sene bir kapalı gözlük takısı aldıktan sonra daha o güzel yarışlarını seyretmeye başladık. Uygun grupta bence favori 1 numaralı Eliminatör olacak. Rakip noktasında 4 numaralı Ribery ile başlayacağım. Mehmet Kaya tercih etmiş. Kazandığı tüm yarışlar bu safkanın çim pistte. Baktığımda direkt temposunu bozacak bir ismi ben göremedim. Yani bu safkan mutlaka numarayı alacaktır. Sonlara kadar da önlerde görebiliriz. İlk rakip, Eliminatör'ün ilk rakibi burada 4 numaralı Ribery olacaktır. Üçüncü isim 6 numaralı Peligrosa. Son yarışları devamlı sentetikte, çim pistte daha iyi bir performansa sahip bu safkanda. 53,5 kiloya deklare olmuş Gökhan Kocakaya tercih etmiş ki sevdiği kantarmalarda, sevdiği bir stile sahip bu kısrak. Önlerde, yani başlarda
yarış bir tempoya bindiği takdirde Peligrosa'yı sonlarda Gökhan Kocakaya'nın bildiğimiz Tutosta gelişini seyredebiliriz. Üçüncü isim olarak mutlaka yazalım. Sonrasında 7 numaralı King of the South son kazandığı yarışı çok etkiliydi. İdman pisti görüntüsü mükemmel. Bir Helmet temsilcisi olduğu için King pistte mutlaka iyi koşacaktır. Ki zaten daha önce koştuğu yarışlar da var. Çok uygun kilosuyla son kazandığı güzel yarışla 7 numaralı King of the South'ta yazarsak bu koşuyu toplamda 4 isimle geçebiliriz diye düşünüyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde aynı zamanda günün de en önemli mücadelesi Preveze koşusu 3 yaşlı İngilizlerin önlerinde duran erkek tay deneme koşusu öncesi en ciddi sınavı bu koşu. Bu koşuda aynı zamanda geçen senenin en ciddi performanslı iki tayını seyredeceğiz. Çaldıran galibi Cosmic Kid, Karayel ve Sakarya galibi Line Victory gibi süper iki tayın mücadelesine tanık olacağız yanındaki diğer isimlerle birlikte. Yarışın şanslar açısından kendi yorumuma geldiğimizde ise benim favorim 4 numaralı Line Victory olacak. Bu tay geçen sene uzun yapmaz denilen bir yerde 2 yaşlılara göre uzun bir mesafe olan 1800 metrelik Sakarya koşusunu çok kolay bir şekilde lehine çevirmişti. O yarış sonrası daha yüksek mesafeler içinde şanslı olabilecek bir isim görüntüsü verdi. Tıpkı 4'te 3 kardeşi Burgaz'da olduğu gibi. Bu tay kış tatilinde yani kış ara sezonunda idmanlarına devam etti. Son olarak Antalya'da yani 45-50 gün önce Antalya'da katıldığı mücadeleyi yine kolay bir şekilde lehine çevirdi. Dolayısıyla yarışmış bir şekilde bu mücadeleye katılacak. Ankara'da idmanlarına devam ediyor. Özellikle 1200 galobu çok iyi oldu. Sonrasında sprintinde tatlı tutuldu. Bu tay çok iyi durumda. Benim bildiğim en azından bu yarışa çok iyi durumda katılacak bir şekilde İstanbul'a geliyor. İlk atım rakibi tabii ki geçen senenin Çaldıran galibi Cosmic Kit olacak. Çaldıran sonrası bildiğimiz gibi Dubai yolculuğu başladı bu tayın. Dubai'de iki yarış koştu. İlk katıldığı mücadele çok iyiydi. Mücadelenin içindeydi son ana kadar. Sonrasında ise ikinci yarışında bir varlık gösteremedi. Dubai'deki idmanlarına devam etti. Kışı orada geçirdi. Türkiye'ye gelmeden önce de bir karantina süreci olduğu için Kurtel'in Karacabey'deki pansiyon harasına gitti. Orada bile idmanlarına devam etti. İstanbul'da 15-20 gün önce getirilip orada da bir iki galobunu gerçekleştirdi. Cosmic Kid de iyi durumda bu yarışa katılacak. Dolayısıyla Line Victory'nin çok ciddi rakibi olacaktır. Bu iki isim çok çok öncelikli yazılmalı kuponlarımıza. Muhtemelen de bu iki ismin mücadelesini son ana kadar seyredeceğiz. Yalnız ben burada bu iki isim sonrası bir safkana daha yer vermek istiyorum. Özellikle Brightfire belirteceğim. Onun üzerinde duracağım. Son koştuğu Sadık Ali Yeşil koşusunu çok beğendim. 200-300 arası jokeyi bir türlü yer seçme konusunda karar veremedi. Orada ciddi bir zaman kaybı oldu bu tayın. Çok daha önlerde olabilirdi Brightfire Sadık Ali Yeşil koşusunda. Bugün içinde ekürü desteğiyle kendine bir şans yaratabilir. Yarışında sürprizini gerçekleştirirse benim için en azından sürpriz olmaz. Ben bu 3 tayında hiç ayrımsız kuponlara yazılması taraftarıyım. Köse Ali ekürisi tüm yarış severlere başarılar diler. 7. koşuya geldiğimizde az atlı bir grup, Arap safkanlarının orta mesafeli bir yarışı, zor bir yarış, denk bir yarış. O yüzden ben ayrımsız tüm safkanları yazmayı düşünüyorum burada. Sıralama vermem gerekirse tabii ki önde bir gidişat avantajına sahip olma durumu olan 4 numaralı Yetim Ali. Çünkü burada direkt safkandan numara alacak bir isim görmüyorum. Ben istese gider en azından numarayı kimseye vermez Yetim Ali. Sert jokeyi Hışman Çizik'le de sonlara kadar mücadelenin içinde olup yarışı kazanabilir. İlk isim olarak 4 numaralı Yetim Ali'yi yazalım.
Sonrasında benim çok sevdiğim, beğendiğim bir kısrak. 3 numaralı Subike. İyi olduğu zaman, gününde olduğu zaman her grupta, her mesafede ve her pistte kendine şans yaratabilen çok yiğit bir kısrak. 3 numaralı Subike'yi de ikinci isim olarak işaretleyelim. Sonrasında Halis Karataş'ın tercihiyle tabii ki Feda'yı yazılır. Üçüncü isim olarak 1 numaralı Feda'yı de yazabiliriz. Daha sonrasında ayrım etmediğimiz için de sırasıyla 2 numaralı Nakış ve Kocakaya avantajlı 5 numaralı Özgür Fatih buraya yazılacak isimler. Dediğim gibi zor yarışlar bu tür yarışlar, çünkü isimler çok denk. Eksilttiğimiz isim genelde o yarışı kazanabilir. Ben sırasıyla 4, 3, 1, 2 ve 5 şeklinde tüm safkanlara bu koşuda şans vermeyi düşünüyorum sevgili yarışseverler. Günün 8. koşusuna geldiğimizde 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik bir Çin pist mücadelesi var. Ben bu koşuda cazip bir ismi sizlere alternatif banko olarak önereceğim. Bu isim 7 numaralı Yatres. Son koşusu kısa vade 9. Sadık Eliyeşil koşusunda start aldı. O yarışın tabelası çok klas taylardan oluşuyor. O yarışın 7.si bu tay. Düzlüğe çok güzel, çok akışlı, çok rahat bir şekilde çıkmıştı. Düzlükten sonra jokeyi bazı yerlerde yer seçiminde biraz zaman kaybetti. Bir ara yarıştan kopup sonlarda ciddi bir hücumla gelip 7. oldu. Aynaya girişi çok diri, çok güzel. Maiden bir isim böyle bir yarış yaptıysa daha uygun rakiplerinin yanında bence çok avantajlı bir konuma gelir benim gözümde. İstanbul'daki son 800 metrelik sprinti, idman pisti görüntüsü çok akışlı, çok diri. Bence bu yarışı çok iyi koşacaktır. 54 kiloluk bisiklet avantajına da sahip 7 numaralı Giatres bence bu yarışın benim nazarımda en azından çok net favorisi ve alternatif banko adayım. Yanına tek bir isim önereceğim. Taylan'dan beri sık sık bahsettiğim bir isim, 1 numaralı Endless Time. Çok üst düzey bir pedigriye sahip. Babası Not This Time. Daha önceki programlarda da belirttiğim gibi Amerika'da çok yüksek miktarlara aşım yapan ve kazanç listesinin de ilk 5'inde olan bir aygır. Son yarışını kazanıp morallendi bu isim. Çin pisti hiçbir şekilde yadırgayacağını düşünmüyorum. Özcan Yıldırım'la kendine ciddi anlamda şans yaratacaktır. Favorim Yatres'in eksik koşması halinde devreye girecek bence ilk ve tek isim 1 numaralı Endless Time, ama dediğim gibi favorim ve alternatif bankom 7 numaralı Yatres. Ve geldik günün kapanışına, günün son koşusu 9. koşuya. Yine bölünen bir Maiden 3 yaşlı Arap tayları mücadelesi. Burada günün en sağlam limanını sizlere önereceğim. 8 numaralı Zincir Koparan. İlk yarışını ben özellikle çok beğendim. Çok iyi start aldı. Düzlüğe çok kolay, çok akışlı geldi. Son 200'de kolay bir şekilde yarışı kazanacak bir görüntüdeydi ama arkasında saklanan bir isim vardı o gün. O bir Reis isimli bir Kaysberg temsilcisi. Jockey'i resmen gafil avladı 8 numara Zincir Koparan'ın jockey'ini. Ona rağmen son ana kadar yarışın içindeydi, direndi ve bir burun farkıyla yarışın ikincisi oldu. Bugün çok daha iyi durumda, daha hazır. Özellikle son İstanbul'daki idman pisti görüntüsü muazzam. Bence bu yarışın kazananı olacaktır. Gününde en güvenilir limanı günün son koşusunda 8 numaralı Zincir Koparan. Köse Ali Ekürisi tüm yarışseverlere başarılar diler.